Herkese merhabalar. 31 Mart Pazar. Bir başka seçimle karşı karşıya Türkiye. Bu kez yerel seçimler söz konusu ve her seçimde olduğu gibi kriz Türkiye'si çok derin tartışmaların içerisinde. Gelecek belirsiz. Özellikle İstanbul diğer illerdeki sonuçtan çok daha önemli. Dolayısıyla gözler İstanbul'un üzerinde. Burada Ekrem İmamoğlu, şu andaki mevcut belediye başkanı, bu kez Murat Kurum'la karşı karşıya. Acaba 2019'da özellikle HDP ve İyi Parti oylarıyla seçimi kazanmış olan, kısa bir küçük bir farkla kazanmıştı ilk turda. Önemli olan da oydu zaten. İmamoğlu İstanbul'u koruyabilecek mi? Yoksa İstanbul Erdoğan'ın arzu ettiği, çok istediği şekilde AKP'nin bir belediyesinin belediyeler arasına katılacak mı? Soru bu. Ve bu konuda, bunun etrafında, bunun ekseninde tartışılacak çok şey var. Konuklarım Washington'dan Sinan Ciddi, Demokrasileri Koruma Vakfı Türkiye Programı yöneticisi. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk Yavuz. Merhabalar. Ve Cengiz Aktar, yazar, analizci, köşe yazarı ve The Turkish Malaise kitabının da yazarı ve akademisyen. Her iki şahsiyet de çok uzun bir süredir keskin Türkiye gözlemcileri olarak tanınıyorlar. Özellikle Mayıs seçimlerinde geçen yıl öngörüleriyle, tahlilleriyle pek çok partizanlaşmış, fanatikleşmiş kanaat önderinden ayrıldılar. Karamsarlıkla suçlandılar. Halbuki karamsarlık yerine gerçekçilik, realist denseydi çok daha doğru bir tespit yapılmış olacaktı. Gerçeklere, eldeki dataya, verilere dayalı tahlilleri nedeniyle pek de sevildikleri söylenemez. Ben de onların arasına sayıyorum kendimi. Bu analizler birçoğumuzun, bu üç kişinin özellikle pek çok kişi tarafından tabir caizse aforoz edilmesine de neden oldu. Öylesine abartılmış bir coşku ve fanatikleşme söz konusuydu ki insanlar hiçbir şeyi dinlemez hale gelmişlerdi. En tanınmış kanaat önderleri bile maalesef yanıldılar. Ama daha önemlisi, yanılttılar. Ve bunun sonucu olarak da seçmen hem siyasi partilere, özellikle muhalefeti oluşturan partilere, liderlerine, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere derin bir hüsran ve daha da sonra artan bir öfkeyle bakmaya başladı ve siyasetten uzaklaştı. Ardından bu altılı masa denilen masanın etrafındaki altı partinin liderleri birbirlerine girdiler. Ve siyaset muhalefet cenahında çok beklendiği şekilde, sanıyorum buradaki üç kişinin beklediği şekilde, derin bir krize sürüklendi. Bu kriz halen de devam etmekte ve böyle kararsız seçmenlerin %20'yi bulduğu bir ortamda şimdi Türkiye yerel seçimlere gidiyor. Bunu konuşacağız bugün. Dediğim gibi yanılgı ve yanıltma çok büyüktü. Bu kez de yine gözlemlediğimiz kadarıyla aynı tavırlar medyada özellikle devam etmekte. Çöp niteliğindeki anketlere itibar edilmekte ve yine temenniler ve hüsnü kuruntular, hüsnü zanlar ağır basmakta. Yine ihtiyat payı yüksek değil ve bu ortamda sadece kanaat önderleri değil, aynı zamanda Dem Parti gibi partiler de bir takım ikilemlere sürüklenmiş durumdalar. Yani kriz içerisinde gidilen bir yerel seçim söz konusu. Bunu konuşurken belki şuradan başlamakta yarar var. Gelinen nokta, Sinan'la başlayalım. Sinan, gelinen nokta senin tahmin ettiğin bir nokta mıydı ve şu andaki konfigürasyona, yarışa, ne dersek diyelim, İstanbul özelinde baktığında pazar günü itibariyle nasıl bir yarış, nasıl bir müsabaka görüyorsun? Zor sorular bunlar çünkü uluslararası basına bakacak olursak yani onların bu seçimi yerel seçimleri çerçevelemesine baktığınız zaman yani çok önemli bir şey olmayacakmış gibi irdeleniyor. Yani geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimine nazaran şu anda yani Amerika'da özellikle basın ve bir ölçüde de Avrupa'da basın
Ya bu bir şey değil. Sadece işte yani yerel seçim zaten Erdoğan işi kaptı. Geçen sene 2028'e kadar iktidarda kalacak. Zaten rejimi konsolide ediyor. Yani burada artık yani burada görecek fazla bir şey yok. Onun için fazla bir şey yani basın açısından uluslararası medyada fazla bir şey yok. Dolayısıyla bunu değiştirecek tek unsur beklenmedik bir gelişme olursa yani beklenmedik derken süre geldiğimiz bugüne kadar bir sürü seçimde Erdoğan'ın ve AKP'nin müsabakada yarıştığı AKP bir hezimete uğramadığı takdirde yine de basından fazla bir ilgi beklemiyorum ben uluslararası medyadan. Dolayısıyla yani uluslararası konjonktür biraz çok farklı. Evet. İçeri Orada bakacak ben şunu olursak söyleyeyim, tabii ki Türkiye'ye. gözlemlediğim zaman Mayıs'taki medya, uluslararası medya ilgisiyle şimdiki uluslararası medya ilgisi arasında dağlar kadar fark var. Tek tük haberler çıkıyor. Büyük uluslararası medya kuruluşları, CNN'in şusu busu hemen hemen minimal bir şekilde, asgari bir şekilde izlemekteler. Adeta hani görev itibari dostlar alışverişte görsün dercesine. Bu belki senin dediklerini doğrulayan bir şey. Tabii yani 2023 Mayıs'ta yani hatta sene başında o zaman Washington Post gazetesi dünyanın en önemli seçiminin yani 2023'te Türkiye olduğunu duyurmuştu yani. O birçok açıdan yani işte illiberal rejimler olsun, işte Orta Doğu'da bir NATO müttefiğinin geleceği olsun falan bunu bayağı bir ilgi toplamıştı. Yani şu aşamada tabii ben uluslararası basına fazla bir yani sitem etmiyorum. Çünkü hakikaten yani birazdan da konuşacağımız gibi yani ne olursa olsun bu seçim sonuçta yani çok bir taş oynayacak mı? Bizim öngörümüz herhalde buna yönelik olarak hayır demek olacak. Çünkü yani tamam farz-ı mal İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler birkaç Türkiye'de medya kuruluşunun, bağımsız medya kuruluşun, rejime yakın olmayan kuruluşun düşündüğü gibi olup CHP'nin elinde kalmaya başarırsa yani Erdoğan'ın rejiminin konsolidasyonuna yönelik hiçbir şey olacağını ben zorluk getireceğini düşünmüyorum. Yani düşündürücü olacaktır kendisi açısından ve ne hamle yapacağını karşılık olan bir düşünmesi gerekecek ama sonuçta Erdoğan Cumhurbaşkanı işlevsiz mecliste de bir çoğunluğu var ve bürokrasiden tutun asayiş kuvvetlerinden silahlı kuvvetlerine kadar eli açık bir sürü kurum hala bu adamın elinde. Evet. Evet. Peki Cengiz, senin değerlendirmen burada seçim. Şimdi iki şey. Duymadım. Hayır, yani seçimlere giderken Duymadım. sessizlik ve dikkatle izlediğimiz bir seçim öncesi süreç oldu. Yani Sinan daha aktif bir şekilde görüşlerini belirtti. Ama ben şahsen daha geri planda durmayı biraz da bıkkınlık ve bezginlik nedeniyle yani Türkiye'nin siyasi sınıfına dair gözlemlerimin ürettiği bir hüsranla geri planda durmayı tercih ettim. Keza zannediyorum ki sen de öyle. Ama bu sonuç olarak üçümüz adına belki söylersem itirazınız olmayacağını düşünüyorum. Şu anda seçimlere saatler kala bir entelektüel görev. Yani çünkü bir anlamda söylenmeyenleri söylemek, farklı açıları izleyenlere gösterebilmek. Bunu eklemek istedim. İki nokta var dedin, eklemek istediğin ya da söylemek istediğin, altını çizmek istediğin. Nedir şu anki durum? Nasıl bir tablo görüyorsun seçime saatler kala? Sinan yabancı basından söz etti. Sen de eklemelerde bulundun. Oysa Türkiye'deki hava hiç öyle değil. Yani Türkiye tuhaf bir şekilde sadece yerel seçime odaklanmış durumda. Bunun altını çiziyorum. Diyeceksin ki neye odaklansın? İşte soru bu zaten. Yani Türkiye'de bir yerel seçim olacak ama mesele yerel seçim değil ki. Mesele bu yerel seçimin son olacak. Yani hem siyasi partiler açısından hem Türkiye'nin yani bütün siyasi manzarası açısından konuşulması gerekenler bunun. Yani sonuç ne olursa olsun bir de burada İstanbul'a sadece aşırı odaklanmam gerekiyor. Tamam İstanbul belki kaybedilebilir ama diğer tarafta yani pek çok başka büyük şehirde
AKP'nin tekrar o şehirleri alacağı, fethedeceği falan konuşuluyor. Dolayısıyla yani burada tablo sanki bu seçim böyle bir magic stick, yani bir sihirli değnek gibi Türkiye'nin gidişatını değiştireceğini söyleyen umut tüccarları var ortalıkta ve kimse ya bu yani şu tahlilleri yapmaya yeltenmiyor. Çünkü böyle tahliller yapıldığında Türkiye'de, Mayıs'ta da aynıydı hatırlayacaksınız. Böyle tahliller yapıldığında bozgunculuk diye yaftalanıyordu insanlar. Yani buna biz de dahiliz. Yani bir vay canına, siz nasıl böyle şeyler söylersiniz? En yakın arkadaşlarımız, dostlarımız ve hepsi yanıldı ve hepsi rezil rüsvai oldu. Ama Murat Anbungan'ın dediği gibi Türkiye'de kimse rezil olmaz, biliyorsunuz. Aynı teraneleri, gene aynı şeyleri söyleyenler var ve sadece İstanbul üzerinden bir genel Türkiye manzarası çıkarmaya çalışanlar var. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Olacak da zaten. Çünkü hegemon bir heyula var karşımızda. Yani onun ne yapacağı önemli. Sinan, şimdi buradaki yeni durum Mayıs hezimetinden sonra muhalefet için söylüyorum tabii bunu. Muhalefetin hezimetinden sonra yeni bir durum var. Bu yeni durum şu anki yerel seçimlerde bir altılı masa dediğimiz o konfigürasyon paramparça olmuş durumda. Onun da ötesinde başta Meral Akşener olmak üzere o altılı masayı oluşturan liderlerin hemen hemen tümü birbirine girmiş durumda. Kılıçdaroğlu artık yok. CHP yeni bir lidere sahip. Ama CHP içerisindeki iç kavga halen devam etmekte. Pozisyonlanma var. Hatta en son söylentilere bakıldığında yine bir kanadın ya da birkaç hizbin İmamoğlu'nun kazanmaması, dolayısıyla o hezimet üzerinden hem İmamoğlu'nun kaybetmesi hem de Özgür Özel'le ilgili, yeni liderle ilgili tartışmaların derinleşerek CHP'de yeni bir sayfa açılması, yeni bir kurultaya gidilmesi gibi söylentiler iyice kabarmış durumda. Ve İyi Parti'nin geleceği belli değil. Bir başka önemli analizde geçenlerde yayınlanan İyi Parti'nin yavaş yavaş çizgi değiştirerek mevcut Cumhur İttifakı'na ve iktidara eklemlenme hazırlıkları içinde olduğu söyleniyor. Bir tarafıyla bu. Seçmen cephesinde ise yeni olan durum, muhalefetin Mayıs hezimetinden sonra %20'lik kararsız veya protesto segmentinin parçasının hala devam etmekte olduğu. En son Metropol'de de durum böyleydi. Diğer anketlerin bir kısmı çöp olduğu için orada kararsız nedir onları göremiyoruz. Ama belli ki seçmendeki bezginlik, küskünlük, kırgınlık, öfke bu seçime şu ya da bu şekilde yansıyacak. Bu yeni durum bu. Üçüncüsü de tabii İstanbul seçimlerinde anahtar parti konumundaki DEM Parti'nin seçmeninin ne yapacağı. Parti yönetimi adeta ortadan Vahap Coşkun'un tabiriyle yarılmış durumda. Bu tablo üzerinden baktığında pazar günü ne bekliyorsun? Onu önce senden öğrenmek istiyorum. Yani tablo korkunç. Yani ne kadar Türkiye'de şu anda iktidara baktıkları zaman, yani Erdoğan İstanbul'u alır mı, başka büyük şehirleri alır mı, yani 2019 hezimetini geri çevirir mi sorusunun karşısında en büyük zaten gösterilen sıkıntılardan biri Türkiye'nin mevcut ekonomik sıkıntısı. Yani bu tanımlama bile çok zayıf, yani hezimeti diyelim. Muhalefet için çok büyük bir bulunmaz bir seçime yönelik bir nimet. Yani bunu resmen bunu artık bir kar topu şeklinde büyüterek seçmenin önüne sermesi lazım. Hepimiz hatırlarız yani Erdal İnönü'nün 90'lı yılların başındaki, yani limon gibi sıkılıyorsunuz gibi, çok efektif tiyatro sahnesi gibi seçmeni gösterdi. Yani Çiller hükümetinin neler yaptığını halka göstererek eze eze hep hükümeti devirmesine başarılı olmuşsa, bu muhalefet bunu yapamayacak. Yani bir muhalefet Türkiye'de seçimi bu kadar kazanmamak isterse aynı gördüğümüz tabloyu ortaya koyar. Yani gerçekten bunlar bu insanların yani işte Millet İttifakı'nın
Yani ülkeyi yönetmeye dair hiçbir arzusu olduğuna hiçbir şekilde inanmıyorum ben. Yani Mayıs seçimlerinde gördüğümüz gibi bu tamamen bir koltuk kavgası. Hiçbir başka bir şeyle ilgilenmiyorlar. Küçük olsun, benim olsun, %2, %3, yani şeye ittifaka göre, paylaşmamıza göre bir meclis sandalyesi kapalım, itibarı alalım. Ama yönetime dönük hiçbir şey yok. CHP'de de yani en büyük hezimet yani CHP'de benim gözümde. Çünkü dediğin gibi İmamoğlu'na karşı yani İstanbul örgütünü yok et, tasfiye etmeye karşı bir girişim var şu anda. Ve uzun süredir de bu şey. Yani Ekrem İmamoğlu, artık inanın inanmayın, bazı tasvirlere göre Mustafa Kemal'den sonra Recep Tayyip Erdoğan siyasi potansiyelinden sonra en büyük siyasi potansiyeli taşıyan liderler olarak gözüken bir insan. Bunu Mayıs'ta da lanse ettik, şu anda da lanse ediyoruz. Yani inanırız inanmayız çünkü sadece bir halk oylaması, ama metropole baktığınız zaman şu anda İstanbul seçiminde Murat Kurum'a %10 fark gösteriyor ya, pazartesi seçim için. Ve bu Bakanlar Kurulu'nun ona karşı kampanya yürütmesine nazaran tamamen bir medya blokuna karşı ya bunu yapıyor. Ve tamamen kendi başında yani arazi edilmiş bir adam yani. Yani CHP bunu mum gibi tutup projekte etmemesi, bunun etrafında büyük bir muhalefetin kümeleşmemesi hakikaten soru işaretleri oluşturuyor. Bunu yapmamaları da yani affedilmez yani Türk memuru. Çünkü bu seçmen de dediğimiz gibi tamamen artık şeyi kaybetmiş, inancını, siyasete inancı kaybetmiş. Kim bilir kaçı sandığa gitmeyecek pazar günü. Tamamen yani inancını kaybetmiş, artık kaderine bir şekilde küsmüş bir toplumla karşı karşıyayız. Bunu dur diyebilecek miyiz bu iktidarın gidişatına, bilemiyorum açıkçası. Evet, şimdi burada gördüğümüz İstanbul özelinde yine kalmaya devam edecek olursak gördüğümüz şu aslında İmamoğlu'nun aleyhine işleyecek olan faktörler başta az önce senin söylediğin gibi kendi partisi içerisindeki bütünlüğün stratejik bakışın ya da tavrın netleşmemiş olması onun yanı sıra her partinin Mayıs seçimlerine kıyasla tek kendi adaylarıyla seçime giriyor olması. Bu onun esas rakibi olan İstanbul'da Erdoğan açısından büyük bir avantaj gibi gözüküyor. Buna tabii bir ikilemle karşı karşıya kalmış olan DEM Parti'yi de eklememiz lazım. Ama Erdoğan açısından dezavantaj olarak görünen faktörler de var Cengiz. O da bir kere ekonomik kriz. Ekonomik krizin sandığa nasıl yansıyacağı konusunda net bir şey söylemek mümkün mü değil mi bilmiyorum ama emeklilerin çok önemli bir oran oluşturduğu İstanbul'da bu emeklilere ilişkin tasarruf eksikliğinin nasıl sandığa yansıyacağı, onların protesto amacıyla sendiğe git sandığa gitmeyeceği ya da mesela yeniden refaha mı oy vereceğini de bilmiyoruz. Bir de tabii 1 milyon küsur İlk kez oy kullanacak olanlar var. Yeni bir kuşak bu. Bu kuşak Erdoğan'la doğmuş olan, onunla büyümüş olan bir kuşak. Ve bunun içinde hem Türk gençleri var hem Kürt gençleri var İstanbul'da. Bunları da bilmiyoruz. Erdoğan'a meylederler mi, etmezler mi? Yani ekonomik çerçeveye alırsan bu değerlendirmeyi, burada zararlı çıkacak olan, hasar görecek olan kim sence? Valla benim yorumum biraz daha makro. Bakışım da öyle. Şimdi bütün bu yapılan kamuoyu araştırmaları, hepimizin vakıf olduğu, bizlerin ve diğerleri yani Türkiye'yi izleyen, Türkiye hakkında fikir serdeden insanların vakıf olduğu veriler, iktisadi, siyasi, içtimai, bütün bu veriler ve kamuoyu yoklamaları dairesinde, etrafında, çerçevesinde Türkiye'de Mayıs seçimleri de dahil olmak üzere iktidarın, rejimin bir seçim kazanması mümkün değildi. Değil, hala değil. Ama Türkiye böyle bir ülke değil. Ya burada çok temel bir ayrım var. Yani Türkiye, yani normal işleyen bir demokraside olsaydı belki ondan önce istifa etmek zorunda kalırlardı zaten. Ama Türkiye böyle bir yer değil ki. Türkiye hegemonik bir yapının tamamen toplumun üzerine ve memleketin üzerine çöreklendiği ve toplumun ekseriyetinin
ya bundan memnun olduğu ya da buna karşı bir şey yapmaya elinin varmadığı bir siyasa. Türkiye çürümüş bir siyasa. Yani Ekrem İmamoğlu kazansa ne olur, kazanmasa ne olur bundan? Yani şimdi ayrıntıya girelim. Bunları söyledikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi yönetmek için bir siyasi alternatif midir? Yoksa ehvenişer midir? Mesela dış politikayı alalım. Yani şimdi eli kulağında Nisan'da Irak'a bir yine operasyon var. O herhangi bir özellikle Kürtleri ilgilendiren bir operasyon söz konusu olduğunda o sözüm ona muhalefet kimin arkasında hazır duruşa geçecek? Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında hazır duruşa geçecek. Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere. Dolayısıyla böyle bir siyasadan bahsediyoruz. Yani bunlar Türkiye'yi yönetmeye aday mı? Yani böyle bundan bir siyasi alternatif çıkar mı? Yani hakikaten insanların Türkiye'de kendilerine sorması gereken soru bu. Yani yıkıp baştan yapmak lazım diye bir laf vardır ya, hakikaten öyle bir yer Türkiye Peki. yani. Yani DEM Parti'nin Selahattin Demirtaş'ın dışında Türkiye'de hakikaten bir gerçek bir siyasi alternatif üretebilmiş olan, özel Selahattin Demirtaş diyorum zaten, DEM bile demiyorum. Onun dışında, onun söyledikleri dışında hakikaten bir bak bu, yani bu olabilir dedirten bir siyasi lider, bir siyasi oluşum, bir parti, bir vizyon, böyle bir şey var mı Türkiye'de Allah aşkına? Yani İkinizin de söylediklerinden şunu çıkartıyorum ben. Yani İmamoğlu kazansa bile çok önemli, köklü bir değişimin yolunu açacak bir momentum ortaya ben görmüyorum. çıkmayacak diyorsunuz. Öyle mi? İkiniz de bunu mu söylüyorsunuz? Ben görmüyorum. Görmüyorum. Yanlış mı anladım? Sinan, sessize almışsın şey mikrofonunu, evet. Önemli değil, O evet. bir zamanların habercisi. Yani ben de katılıyorum Cengiz. Yani çünkü yani her şeyi bir tarafa bıraktığımız zaman, yani işte kim kazan onu, yani bazı zaman yani büyük AKP büyük bir hezimete uğradı. Hiçbir belediyeyi alamadı. İşte başka ilçe belediyelerinde de büyük bir hezimet. Okey. Recep Tayyip Erdoğan 2028'e kadar Cumhurbaşkanı, sözde işlevsiz, sözde değil yani hakikaten işlevsiz meclis, AKP ve Cumhur İttifakı'nın hegemonyası altında kurumlar, mahkemeler, her şey hiçbir şey, yani yapısal olarak bir şey değişmiyor. Üstüne üstün öyle bir hezimete uğrayan bir iktidar yapısı yerel seçimde de Erdoğan'ın ben bugüne kadar ben ne büyük yanlış yaptım, ben yani kendime çekileyim biraz düşüneyim de yani nasıl hatamız, yok. Adam büsbütün saldırganlaşıyor bugüne kadar. Ama Yani bunu hangi istatistiği alırsan şöyle bir alın. tez de var ama şöyle bir tez de var, yani yeni yeni duymakta olduğumuz aslında son dönemde Mayıs seçimlerinden sonra bir kutuplaşmayı azaltıcı bir ortam, daha az kutuplaşmanın olduğu bir ortam çıktı ortaya deniliyor. Depolarizasyon diye bir kavram ortaya çıktı. Böyle bir ortam yok mu? Yani bu başka bir geleceğin sinyalini vermiyor mu sence? Erdoğan açısından, Ben Erdoğan'ın zaten ona siyaseti açısından. yani o depolarizasyon söylemine zaten ben ne kadar katılırım o ayrı bir konu. Ama şayet yani nabız düşürücü bir siyaset izlemek istiyorsa, ki nispeten yani 2023-2024'e baktığımız zaman özellikle 2024'de yani son seçimden beri nispeten aman ekonomi bozulmasın diye yani alınan önlemler itibarlı yani tedbirler biraz yeri tutsun diye, yani nispeten ateş düşürücü bir çizgi izlediği söylenebilir Erdoğan hakkında. Ve bu yapıcı kafası onun açısından yapıcı bir çizelge, kazandığı sürece bir sorun yok. Adam bence devam eder yani hani şey açısından yani bir yere kadar. Çünkü teminde konuştuğumuz gibi geleceğe yönelik planları var. Yeni anayasa olsun, yeni yani pürüzleri düzeltmeye, rejimi tamamen kontrol etmeye planları var adamların. Şayet ezici bir şekilde ya da utandırıcı bir şekilde alamazsa istediği kaleleri, burada Erdoğan için bir sorun var. Ve bu sorunu çok böyle hafif bir şekilde göz ardı edeceğini ben düşünmüyorum. Çünkü kendisi saldırgan bir siyasetçi yani. Yani en zayıf olduğu anda en sert çıkışları yaptığını gördük son 15 senede.
Evet, yani kriz arttıkça daha mahir hale gelen bir siyasetçi tipi aslında. Ve krizi o yüzden, krizleri seven, onlar üzerinden yükselen bir, hep öyle oldu. Erdoğan'ın siyaseti bunun üzerine kurulu. Şimdi burada tabii İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması, Erdoğan, AKP, mevcut iktidar yapısı, işte AKP, MHP ittifakı açısından da bir kriz ifade ediyor olmayacak mı Cengiz? Canım tabii ki ama bu iyi işte onu kullanırsan kendin söyledin yani cevabını veriyorsun yani bayılır. Bayılır ve oradan Ekrem İmamoğlu'nu kalıcı bir şekilde siyasi hayatını söndürmek üzere tasfiye etmek üzere düğmeye basar. Yani ve o ilerler ve yasanın yani Anayasa 127 idari vesayetin kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda aynı Kürtlerin kazandıkları belediyelere yaptığı gibi kayım atar, havlu attırır. Yani o kadar çok elinde imkan var ki belediye meclisini kullanır. Şu bu yani o davalar var hakkında. Şimdi yeni Abdülkadir Selvi yazıp duruyor, isim veriyor. Yeni bir dava geliyor diyenler var falan. Yani bütün bunları kullanarak aynı Selahattin Demirtaş'a yaptığı gibi, demin de Sinan'ın söylediği gibi yani bu krizden beslenir. Ve o krizi kendi lehine çevirir. Yani ve Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye eder. Yani bunu yapar. Gözünü kırpmadan yapar. Kimleri harcadı bugüne kadar ya? Bırak Ekrem İmamoğlu'nu kendi yakın yani AKP'yi kurduğu birlikte kurduğu arkadaşlarını teker teker harcadı. Kimisini dövdü falan biliyoruz bunları yani. Bunlar yansımadı ama biliniyor bunlar. Dolayısıyla yani bu önümüzde hakikaten yani Türkiye'nin önünde, bölgenin önünde, dünyanın önünde Zeitgeist aynı zamanda yani bunun gibi ona benzeyen bir sürü lider var. Dünyanın Yani dört bir böyle yanında, bir evet. heyecan var yani. Yani tabii heyecan var. Peki, şimdi eminim şu soru akla geliyor izleyicilerde. Peki, tamam, bu ne olursa olsun çok çok da büyütmemek, abartmamak lazım. Aşağı yukarı ne olacağı belli. Peki, bu aşamada muhalefet ne yapmalı? Bu soru akla geliyor. Bu soruyu ikinizin de yanıtlamasını beklerim. Sinan'dan başlayarak. Hemen bir ilave yapayım. Oradan Sinan'dan önce kısacık. Demin depolarizasyon dedin ya. Bu depolarizasyon, yani Türk öyle bir şey olabilir. Depolarizasyon şu anlama geliyor yalnız. Muhalefetin, o sözüm ona muhalefetin, DEM Parti ve Kürt siyasi hareketini ayrı bir yere koyuyorum. Ama muhalefetin, kendine muhalefet diyen siyaset esnafının diyelim, muhalefetten vazgeçmesi anlamına geliyor depolarizasyon Türkiye'de. Havlu attılar yani. Yok ki öyle bir muhalefet Türkiye'de. Sadece şu sırada işte bu demin Sinan'ın bahsettiği aman şu rantları yani elimizden kaçırmayalım. Yani o belediye rant demek çünkü Türkiye'de. Bunun da nedeni var. Şimdi o ayrıntılara girmeyelim. Bütün şey o. Dertleri o. İler Ondan üzerinden. sonra buradan kalkarak yeni bir siyaset yapma falan öyle bir muratları yok ki. Sinan, ne yapılmalıydı ya da ne yapılmalı? Yani peki çok yani karanlık bir tablo ama insanlar şunu soracaklar. Peki tamam da ne yapmamız lazım? Yani insanların yani oy verecek vatandaşın ben yani belli bir açıdan birçok açıdan fazla bir şey yapmaları gerektiğini olduğunu inanmıyorum. Yani siyasi aktörlerin seçmenlere rekabetçi bir demokraside en azından seçim sunmaları açısından bir platform inşa etme açısından bir mesuliyeti olduğunu düşünen bir insanım. Yani seçmen de yani seçmenin ev ödevleri de tabii var yani hani en azından sandığa gitmekten çok yani talepkar bir pozisyonda olmak istedikleri olmadığı takdirde veya siyasi aktörlerin kendilerini aldattığı ya da şey yaptığı zaman baskı yönüyle liderlerini hesap sorma kültürünün gelişmemiş olması Türkiye'de yani bunları tartışabiliriz. Muhalefet ne yapması açısından yani birincisi yani şu ortamda temin de belirttiğim gibi yapabileceği en büyük iyilik Türk halkı için en azından bir 2028'e yönelik bir yatırım açısından iktidar ne yaparsa yapsın İmamoğlu'na karşı onu karalama veya elimine etme açısından İmamoğlu'nun arkasında durması lazım. Herkes, ben ulusal bazda bahsediyorum yani. Yani parti marti programı unutun yani. Artık yani kırmızı alarmlar 2023'ten önce çok çalıyordu.
Yani bu figür Erdoğan'ın karşısında durabilecek en ciddi rakip. Ve bakalım karşısına koyulan siyasi yasaklama, karalama ne yaparlarsa yapsın bunu aşabilecek kudrete sahip mi? Ki, yani sorusunu bir bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama muhalefet de bitmiş. Yani daha büyük mesuliyet bence yani Türkiye'de ne kadar az kaldıysa yine de önemli platformlu olan bağımsız medya ya da eleştirel medyada olması lazım. Bunlar görevini yapmıyor. Gerçekten yapmıyor. Yani artık yani nasıl anlatırsak bunu dilimizde tüy bitti. Geçen günü ben bunu İngilizce olarak ortaya koydum. Yani hala bu seçimi geçen seçimde olduğu gibi böyle bir işte İstanbul'da, Ankara'da iki farklı aday arasında bir at yarışı olarak gösteriyorlar Ve bunu. İşte normal kim kazanır? koşullarda olan bir at yarışıymış gibi. Evet. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Öyle bir tasvir ediliyor ki yani kimse sorgulamıyor bir şeyi. Yani bir siyasi ortamı tasvir ettiğiniz zaman bir medya olarak yani bunu doğru bir şekilde yapmanız lazım. Yani bunu yaptığınız zaman, yani bunu koyduğunuz zaman Ekrem İmamoğlu, virgül, İstanbul'da yani iktidarda kalmaya çalışırken virgül büyük bir eşitsizlikle karşı karşıya yarışıyor. Yani yüz yüze çarpışıyor. Medya yani medya blokajından olsun işte yargı engeli karşısında var. Geçen seçimde de bunu 2023'te de yapmadılar. Yani Erdoğan bir cumhurbaşkanı aday olarak gayrimeşru bir aday. Bunu ben kancıklık olarak söylemiyorum. Bu bir aşağılatıcı bir de anayasanın birkaç maddesine göre adam yüksek öğretim mezunu değil. Adaylığı illegal. Anlatabildim mi? Onu geçseniz bile ikinci, üçüncü bir defa cumhurbaşkanı aday olması yasak. Kendi koydukları kurallara göre. Bunu medya ortaya koyması lazım. Tasvir edin. Çünkü seçmen bilgilendirilmediği takdirde nasıl bir seçim yapacak? Yani adayları nasıl değerlendirecek? Bu medyanın görevi. Bunu yapmadığı sürece hem apatik olacak seçmenler, motivasyonlarını kaybedecekler. Kaybetmeseler bile kafalarındaki oluşturdukları fikir bilgilendirecek medya tarafından çarptırılıyor, Evet. yönlendiriliyor. Katılım oranı yüksek olmazsa kimse şaşırmasın. Az önce Cengiz Sinan'ın dile getirdiği, altını çizdiği bir noktayı oradan ilerleyelim. Yavaş yavaş da toparlayalım. Şimdi şu anda bu mevcut koşullarda aslında herkesin tüm seçmenin muhalefetteki seçmenin İmamoğlu'nun etrafında toplanması lazım dedi. Şimdi buradaki anahtar parti İstanbul'da DEM Parti'nin seçmeni. Fakat DEM Parti'nin ikilemi ne İmamoğlu'na ne de Erdoğan'a, yani daha böyle işte Kürt meselesinin çözüme ilerletilebileceği bir süreç konusunda güvenmiyor olması. Güvensizlik her iki aktör için de geçerli. Bu ikilem de zaten su yüzüne şöyle vurmuş durumda. İşte partinin yönetiminde bir kesim taktik oy kullanılsın diyor İmamoğlu'na ve 2019'daki tavır devam etsin deniyor. Erdoğan kaybettirilsin deniyor. Erdoğan'ı kaybettirmek. Diğer taraftan da diğer ekip de yani şey olsun, biz kendi partimiz madem aday çıkarttık, karar böyle, taban da aşağı yukarı %70 itibariyle bunu söylüyor. Biz Meral Daş, Tanış Beştaş ve Murat Çepni'ye kendi adaylarımıza oy vermeliyiz diyor. Şimdi etrafında toplansın, tamam, ama İmamoğlu kazansa bile bu güvensizlik tekrar 2019'dan sonra olduğu gibi devam edebilir. Ve İmamoğlu felç edilebilir yine bu Kürtlerle işbirliği konusunda. Ve Kürtlerdeki güvensizlik bu sefer daha da artabilir. Böyle bir durum var. Yani bu ikilem... CHP, İyi Parti'de bekliyoruz seçim sonrasında sarsılmasını. DEM Parti'yi de sarsacak bir potansiyele sahip değil mi? Tabii canım. Yani aşağı yukarı herkes bunu söylüyor. Parti ikiye bölünmüş, belki üçe bölünmüş durumda. Yani bir de Hangisine oy siyaset verecekler? anlamında Yine sorun parti. çıkacak. Evet. Tabii ki. Ya kim ne olursa olsun sonuç çıkacak da siyaset yani ve çözüm süreci denilen süreç bağlamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği muhalif siyasetin Kürt meselesi konusunda
bir alternatif, bir çare, çözüm olduğunu söylemek mümkün mü bugün Türkiye'de? Söz konusu değil. Dolayısıyla bugün aman İstanbul'da Kürtler şimdi Ekrem İmamoğlu'na oy versin diyenlerin arkasında sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı kaybettirmek muradı var. Başka bir şey yok. Yoksa yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt meselesini çözmek gibi öyle bir siyaseti yok yani. Doğu Ergil raporu vardı hatırlarsınız vakti zamanında. O zamandan beri Hatırlıyorum. parti hiçbir şey yapmadı zaten. Ondan sonra bu konuda ciddi bir şey yapmadı. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi seçimde yani ki sonuç ne olursa olsun altında çizerek söylüyorum. Bir kere Türk siyaseti en azından muhalif siyaset ve de rejim partileri bir bocalama yaşayacak yani bir allak bullak olacak yani bir ortalık. Hepsi için geçerli bu. Yani bütün siyasa için geçerli. Fakat bunun iki tane önünde iki tane temel kısıt var. Bir tanesi ekonominin durumu. Yani o ekonominin bütün yani çökmüş bir ekonomiden bahsediyoruz. Bunu ben söylemiyorum, Cevdet söylüyor. Akçay var ya yani başka mahalleden olup rejimle çalışan Evet. iktisatçı. O diyor ki yani öyle iyi kötü falan değil. Tamamen bozulmuş bir makineyi tekrar çalışır hale getirmeye çalışıyoruz diyor. Başka bir şey. Kurum yıkılmış demek istiyor yani. Şimdi bir sava yani muazzam bir enflasyon ve devalüasyon geliyor muhtemelen. Bu ne demek? Bu ahali, halk bir kere geçim derdine düşecek yani çok geniş çapta demek. Bir, iki, bütün bu enerjileri kanalize etmek üzere Irak'a operasyon hazırlıyor. O operasyon şaka değil. Kanaatimce Sinan bilir, Amerika Birleşik Devletleri'nden de okeyi aldı. Oraya girip öyle karakol marakol değil. 40 kilometre güneyde üs kuracak. Askeri üs kuracak. Böyle bir hesap var. Şimdi bunu topluma sattığı andan itibaren bütün muhalefet arkasına dizilir bir kere. DEM Parti dışında herkes alkışlar. Aslan Türk askerini ayağına taş değmesin masalları dinlemeye başlarız. Ve orada da böyle bir yani Tayyip Erdoğan yürür gider oradan. Millet de işte evine akşam ekmek götürmek üzere debelenmeye başlar. Kim kazanırsa kazansın diyor. Zaten bunu bir benim son sözüm olarak alabilirsin. Çok Tabii fazla tabii uzatmadım. toparlayacağız. Son söz olarak Sinan, yani bunu da konuşmamış olmayalım. Yeni haberler, Beyaz Saray'ın açık bir davetiye gönderdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 9 Nisan'da Washington'a ziyaret edip Mayıs. Biden'a, efendim 9 9 Mayıs'ta Mayıs. dersiniz. 9 Mayıs'ta bir görüşme, yüz yüze ikili oval odada bir görüşme gerçekleşeceği yolunda bilgiler var. Bunlar teyit edilmedi benim anladığım kadarıyla Amerikan yönetimi tarafından. Ama teyit edilmiş gibi bir hava var adeta. Bu kabul görmüş gibi bir hava var. Bunu sen eleştirdin çünkü bu eleştiri dikkate değer bir eleştiriydi. Çünkü bu aşamada bu davet haberinin yayınlanmış olması seçimlere de seçim sonucuna da yansıyacak bir gelişme olarak alınabilir. Neden beklenmedi bu haberin bu şekilde sızdırılması eğer doğruysa ve bunun etkisi sence olur mu seçimlere ve az önce Cengiz'in dile getirdiği işte kapsamlı Irak operasyonuna ki bunlar hakikaten game changer dedikleri oyunu değiştirici hamleler özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından onun lehine yani. Şöyle diyebiliriz, yani muhtemelen bu 9 Mayıs ABD ziyareti kararı ne kadar Beyaz Saray tarafından resmi bir şekilde teyit edilmediyse ciddi haber kanalları yani Türkiye'ye bakan ciddi haber kanalı tarafından yani artık sızdırıldı. Onu muhtemelen de Türk tarafı yaptı. Ama tabii onun geçmişte muhtemelen bu İsveç NATO'ya alınsın diye yani alınması çerçevesinde İşte F-16'ları istiyorum ben İsveç evet diyeceksem Türkiye olarak hem F-16'larımı istiyorum füzeleri istiyorum aynı zamanda Erdoğan o zaman şart koştuğunu biliyoruz. Beyaz Saray ziyareti istiyor çünkü
Onun için büyük bir meşrulaştırma yani Biden ekibi için, Beyaz Saray ekibi için çok büyük bir şey olmasa da, yani bir yansıması olmasa bile, ama Türk iç siyaseti açısından büyük bir şey yani. Yani şöyle diyeyim, bunu artık Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın toyluğu diyeyim. Çünkü buna senelerdir böyle şeyler oluyor. Erdoğan bunları keman gibi çalıyor. Buna kesinlikle katılmıyorum. Yani bu platformu Erdoğan'a vermeyecekler. Çünkü bununla mutabık kaldıkları zaman Erdoğan bunun anonsunu, sızdırılmasını kendine ne zaman faydalı olacağını düşündüyse o zaman yayacağını bilmeleri lazımdı. Ve birkaç gün önce, yani dün değil evvelsi gün herhalde ya da dün herhalde, iyice ortaya çıktı. Seçimden 4 kala günü. Resmen seçime müdahale gibi bir şey olarak algıladım ben bunu yani. ABD tarafı da bunu sızdırmadıysa, ama yine de sonuçta yapmamaları gerekiyordu. Seçim sonucuna etki vurur mu? Onu görmemiz lazım. Bence çok büyük bir etkisi olmasa da bile, yine de Erdoğan gibi bir adama yani büyük bir platform bunu sağlaması yani. Çünkü eşitler arasında bir diyalog gibi, bir karşılaşma gibi bir şey olacak yani. Bunu her zaman her Beyaz Saray ziyaretini çok efektif bir şekilde kullanıyor Erdoğan. Buna ek olarak tabii ki Irak Savaşı, yani Cengiz dediği gibi, evet yani bu, yani resmen öyle yani nokta vuruş falan, yani buraya girip 30-40 kilometre şeyden bahsediyor. Kaldı ki ABD ziyaretinden sonra Fidan Bağdat'a gitti, bunu şey yaptırdı yani, kabul ettirdi. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ve seçimlerden sonra bu yani AKP'nin yaşayacağı hezimete veya kazanca yönelik olarak büyük bir hamle olarak başlatılırsa, İç siyasetteki AKP'nin özellikle uğrayacağı bir hezimete karşı bir gündem değiştirici unsur olarak olabilir. İşte yine teröre karşı Evet. güçlü bir platform falan filan bunları ortaya koyabilir. Bu sözünü ettiğin konu aslında yani Irak operasyonu anayasa hazırlık yolunun taşlarını da döşeyebilir Sinan. O olabilir tabii, çünkü burada beklenen yani söylenen beklentilerden biri, acaba işte seçim sonrası Kürt sorununa karşı yeni bir açılım açılır mı? Bence bu da bir masal, yeni bir masal. İşte Kürt seçmenini biraz aklını karıştırmak için, ya da işte uluslararası medyaya yapıcı bir Erdoğan'ın bir yola gireceğine yönelik bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çünkü bence hiçbir motivasyonu yok bunu yapmak için. Yani tam tersi, yani bunu şey Çok yapabilir. güzel. Öyle. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu da benim son sözüm olsun. Bu muhalefet boşluğu o kadar büyük bir şey ki, ve akibinde de yani hemen arkasındaki basının sorumsuzluğu, bağımsız basının sorumsuzluğu, bu iki şey, unsurun olmaması, seçmen şu andaki yani Türkiye'de olan sokak mülakatlarından insanların taleplerine bakacak olursanız, Türkiye'de toplumun, seçmenin büyük bir kısmı talep olarak iktidardan hesaplaşma istemiyor. Siz bu ekonomiyi bu duruma nasıl getirdiniz? Bu yolsuzluklar nereden? Altın maden çökmesinden, geçen seneki depremin yarattığı hezimeti, nasıl bu ülkeyi bu hale getirdiniz sormak yerine, Erdoğan istediği olan emekli maaşlarına, asgari ücrete ne kadar artış vereceksiniz? Sayın Cumhurbaşkanımdan başka bir şey yok ortada. Bunu muhalefet, yani bir oyun kurucu olan bir muhalefet olarak, bu hesap sorma şey hiçbir ortada yok. Saydamlık, hukuk düzeni, hesap verebilir bir rejim. Şu anda öyle bir talep yok toplumsal bazında. Bunu Erdoğan böyle istedi ve muhalefet de hiçbir itiraz etmeden bir gündem oluşturmadı seçmenin aklına. Ve bu Erdoğan'ın en büyük başarısı. Dolayısıyla yani bence gidişat ne olursa olsun, kim kazanırsa kazansın, zor günler bekliyor Türkiye'yi. 31 Mart yerel seçimler öncesinde Washington'dan Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Masası yöneticisi, Türkiye Araştırmaları Yöneticisi bölümünün yöneticisi Sinan Ciddi'yle ve akademisyen, yazar, yorumcu Cengiz Aktar'la sohbetimiz burada noktalanıyor. Artık gerisi seçmene kalmış durumda. Bakalım katılım ne olacak? Tabii her seçimde olduğu gibi şu çağrıyla da bitirebiliriz. Sandığa gidin ve oy kullanın. Böyle noktalayalım. Hepinize teşekkürler Sinan ve Cengiz. Tekrar görüşmek üzere.